Yes. Açmadılar hoparlörü. Hoparlörü açmadılar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah innallah basirun bil ibad. Euzu billahil azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashabil mukaddimîn hayrü velel asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atın dalâleh ve külle dalâletin finnâr. Ve bis senedil muttasil en nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. Selasun men künne fihi neşerallahu aleyhi kenefehu ve edhalehu cennete rifkun bidda'if ve şefakatun alel valideyn ve ihsan ilel memluk. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, cümle peygamberler, ehl, ashab, etbaalar, rıdvanullah aleyhi mecmainin, bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itaat dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşe efendilerimiz, hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, gayibin, cemaat-i müslimin, bu civarlarda metfum bulunan evliya, ulema, suleha, şüheda, mü'minat, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selasun. Şu sayacağımız hususlar kim üç şey? Kimde varsa men künne fihi neşerallahu aleyhi kenefehu. Allah Zülcel Hazretleri onun ayıplarını örter. Onu korur. Onu himaye eder. Rifkun bidda'if. Zayıf olanlara merhametli davranmak. Miskinlere, düşkünlere şefkatli, merhametli davranmak, yardım etmek, acımak. Ve şefakatun alel valideyni, usul dediğimiz köklerimize, yani analarımıza, babalarımıza, ninelerimize, dedelerimize keza müşfik davranmak. Vel ihsan ilel memluk, emrimiz altında olanlara iyilik etmek. Karşılıksız iyiliğe ihsan deniyor. Bir iş yapıyor, karşını veriyorsunuz. Bu ücret olur. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğe ihsan deniyor. İşte böyle emrimiz altında olanlara, burada memlük kölelere iyilik etmek deniyor. Köle de efendisinin iradesine bağlı insan demektir. O izin vermezse bir yere gidemez, bir iş yapamaz. Onun iradesine göre hareket eder. İşte böyle sizin iradeniz altında olan bu memlük sınıfından olan kimselere iyilik etmek
etmek Allah'ın size yardımına, korumasına vesile olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Evet, bir başka bu mealde hadis-i şerif, bunu Tirmizi Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Evet. O aynı mealde selasün men künne fihi evâhullâhu ve kenefehu ve neşer aleyhi rahmetuhu. Üç şey kimde varsa Allah Celle Celaluhu onu himaye eder, korur, himayesine alır, ona yardımını, rahmetini ve edhalehu gönderir ve edhalehu cennetehu, evet, cennetine onu dahil eder. İza utiye şekere, kendisine bir şey verildiği zaman teşekkürü unutmaz. Evet, sana iyilik edene iyilik etmek lazım. İyilik etmeyene de iyilik etmek, o da Allah'ın teşvik ettiği husustur. O kahramanlıktır. Ama sana iyilik edene iyilik etmek görevdir, borçtur. Şimdi bu hepimizin yapması gereken şey. Sana birisi bir şey verdi mi, teşekkür et. Bir, yani ücretli bir şey falan vermiyorsun. Sana bir iyilikte bulunuyor, teşekkür et. Ya da onun aynısıyla ona karşılık ver. Karşılık veremeyeceksen teşekkür et. Cezakallahu hayra. Allah sana hayırlarla mükafatlandırsın, hayırlar versin diye hiç olmazsa adama bir karşılık ver. Evet, bu Cenab-ı Hakk'ın yardımına vesile olur. Ve izâ kadire gafara. İmkanın var, yapabilirsin, intikam alabilirsin, cezalandırabilirsin. Ama affediyorum diyorsunuz. Yapabilecekken onu cezalandırmaktan vazgeçiyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın size himayesine, lütfuna, yardımına, korumasına vesile olur. Bir başka hadiste, yani şimdi söylediğimiz beyza kadı ve petera. Öfkelendiniz. Evet, öfke geldi mi akıl çalışmaz. Öfke bir duygudur. Duygu aklı örter. Aklı örtünce de insanın ne yaptığı, ne yapacağı hiç belli olmaz. Sınır yoktur çünkü. İşte hayvanlar gibi güçlü olan nasıl başkasının hiç hak tanımıyorsa, önündeki yiyeceği alıp geçiyorsa gücüne güvenerek, insanlar da öyle olur. Akıl insanı insan yapan şeydir. İşte bu öfke gelince akıl gider. İşte insan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelendiği zaman öfkesini yutarsa, ondan geri durarsa, işte bu da tabii aklının kontrolüne giriyorsa demektir bu. O zaman Cenab-ı Hakk'ın himayesine mazhar olur. Allah onu korur, rahmetini ona gönderir, cennetini onu sokar. Evet, biz birbirlerimizle davranışlarımızda böyle olmalı. Evet, ne diyoruz? Bizim insanımız öfkeli kalkan zararla oturur. Şimdi telefon ediyor bana. Efendim diyor, benim kafam kızdı. Hanımıma 9 talakla boşadım. Şimdi ne yapacağım? Ben olanı söyleyeceğim tabii. Benim yetkim yok ki. Kur'an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuralları koymuş. Biz onları insanlara, müminlere anlatıyoruz. Öfkeyle, şakayla, ciddi olarak veya oyuncak olarak bu gibi şeyler, bunlar olmuyor. Selasün ciddi hünle ciddün ve hezdi hünle ciddün. Efendimiz kanunu koymuş. Üç şeyin şakası, ciddisi hep ciddi sayılır. Ciddiden başka şey yoktur onlarda. Evlenmenin şakası olmaz. Şahitler huzurunda ben seni aldım, ben sana vardım dese bir erkek kadın, evlenebilecek şeyde, bu numaradan gösteri olsa bile, şakacıktan olsa bile, o onun karısı olur. Bunun şakası olmaz. Gene öfkeyle veya sevinçten veya oyuncak veya rol icabı, ne olursa olsun, ben seni boşadım lan karı diye hanımına söylese, karı boş olur. Efendimiz öyle söylüyor, bunun şakası ciddisi olmaz diyor. Hepsi ağızdan çıktı mı infaz olur. Evet.
Şimdi İslam hukukuna göre, İslam dinine göre bir erkeğin karısını 3 boşama hakkı vardır. Birinci boşama, eğer boş ol, boşsun, boşadım sözünü söylemişse bir hakkını götürür. Böyle boşamalara talak-ı ricii derler. Bu pişman olup tekrar birleşseler, beraber yatsalar, kalksalar nikah tazelenir. İkinci bir defa seni boşadım dese aynı şekilde bu kelimeleri kullanırsın. Onlara sarih lafızlar denir. Boşamakta kullanılan sarih lafızlar, açık lafızlar denir. Boşadım, boşsun, senden boşanmışsın dese gene birlikte otursalar, kalksalar, yatsalar nikah tazelenir. Üçüncü defa böyle söylerse iş artık böyle olmaz. Boşama üçe kadardır. Üç defa boşadığımı bir adam, bu kadın isterse başkasına vardığında beraber yatıp kalkacaklar, karı koca olacaklar. O adam da onu boşayacak isterse. Boşadıktan sonra o boşanan kadın, serbest kalan kadın isterse eski kocasına gitmek isterse o zaman yeniden nikah kıyılabilir. Onun dışında 3 hakkı kullandı mı artık 100 tane hoca getirsen, 100 bin tane hoca getirsen nikah tutmaz. Bunu Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam'a göre 3 ayrı zamanda söyleyen de böyledir. Bir anda boş ol, boş ol, boş ol. Boşadım, boşadım, boşadım. Sen benden boşsun, sen benden boşsun, sen benden boşsun. Aynı anda öfkeyle, şakayla, ciddi veya oyuncak, rol icabı nasıl olursa olsun gösteri için karısı ebediyen ondan boş olur. Arz ettiğim gibi o kadın bir başkasına canı isterse gidecek, karısı olacak, karı koca olacaklar, yatacaklar, kalkacaklar. O adam onu boşayacak isterse, boşadıktan sonra o kadın isterse, eski kocasına gelmek isterse o zaman nikah düşer, aksi halde şey etmez. Böyle değil. Defol git, gözüm görmesin, senin bu evde işin yok, sen anan evine git demiş. Bu gibi sözlere kinaye lafızlar derler. Yani manası gizli. Adam bunu boşama niyetiyle söylerse, bakın ötekinde boşsun dediği zaman bir araya gelseler, sarılsalar, öpüşseler nikah tazeleniyor. Ama böyle defol git, gözün görmesin, anın evine git, çık git, bunu boşama niyetiyle söylemişse bu talak-ı bayindir. Yeniden iki şahit huzurunda ilk evlendiğin gün gibi nikah tazelemeden bir araya gelemezler. Aynı odada kalamazlar. Dinimizin hükümleri böyle. Evet, bu 3 boşama hakkını kullanırsak ebediyen bir araya gelemez. O kadın başkasıyla şey edecek falan filan. Şimdi işte bunu bilmiyor adam. Barut gibi kızmış, öfkelenmiş. 40 senelik karısını 9 talakla boşadım ulan seni. Kör olası karı demiş. Sonra da yandım Allah, beni kurtar. Ben nasıl kurtarayım? Bu kuralı koyan ben değilim. Benim görevim Efendimizin, Resulullah Efendimizin ve Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da söylediklerini sana aktarmak. Ben sadece arada elçiyim. Kendimden bir şey ilave edemem. Usul böyle. Evet, bunları bilmek lazım. Evet, öfke geldikten sonra tamiri kabil olmayan şeyler olabilir. Evet. Öfke gelmiş, Allah'a sövmüş. Öfke gelmiş, peygambere sövmüş. Din gider, iman gider. Din, iman gidince nikah da gider. Ama o zaman ben çok öfkeliydim. Ya işte bu işlerin şakası, ciddisi yok diyor peygamber. Böyle şeyleri çok düşüne düşüne yapacaksın. Bileceksin, ona göre adım atacaksın. İşte bu öfke insana çok kötülükler getirebilir. Pişmanlık fayda vermez. Diyor ki işte böyle insan öfkelendiği zaman öfkesini yutabilirse ne mutlu ona. Allah onu himaye eder. Cennetine sokar. Öfkesini yutuyor. Öfkeyle iş yapmıyor. Konuşmuyor. Bir davranışta bulunmuyor.
Ne muaz, ne mutlu ona. Evet, ona diyor Allah yardım eder. Onu korur. Onu himaye eder. Evet, cennetine sokar. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. Öfkeyi yutmamız lazım. Evet, öfkeyi yutmamız lazım. Allah'ın himayesini kazanmak istiyorsak, evet, bir şey verdikleri zaman teşekkür etmek lazım. Karşılık vermek en güzeli. Kalpleri birbirine ısındırır. Bir şey veremiyorsun, imkanın yok. Teşekkür ederim, sağ ol. Veya cezakallahu hayran, Allah sana hayırlar versin. Allah senden razı olsun gibi bir sözle sana yapılan iyiliğe bir şükür etmek lazım. İmkanın olduğu zaman affetmek lazım. Öfke geldiği zaman öfkeyle konuşmamak, bir harekette bulunmamak, affetmek lazım. Öfkeden uzak kalmak lazım ki Allah seni korusun. Allah sana yardım etsin. Allah seni cennetine koysun. Buyuruyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Selasun la turaddu. Üç şeyi reddetmeyin, reddolunmaz. Evet, bunlar birbirimize olan davranışlarımızda uymamız gereken güzel peygamberimizin nurlu sözleri. Üç şey size verildiği zaman hayır, istemem, sağ ol, teşekkür ederim demen. Reddetmeyin. Evet, nedir onlar? El vesait. Evet, eve gelmiş, buyur şuraya otur demiş ev sahibi. Yok estağfurullah, estağfurullah, ben oraya oturacağım deme diyor peygamber. Adamın verdiği mindere otur, sandalyeye otur, koltuğa otur, yer göstermiş sana. İstemem falan deme. Evet, efendim böyle söylüyor. Teşekkür ederim, sağ ol. De otur. Yastık, koltuk, sandalye, bir mecliste bir yer açıverdiler mi sana? Sağ ol, sağ ol, istemem deme. O bir ikramdır, reddolunmaz. Efendimizin sözü bu. Veddün, koku. Koku. Adamın koku sürülmek iyi bir şey. Bilhassa böyle kalabalık ortamlara gidildiği zaman ter kokusu vesaire kokusu olmasın. Sarımsak yiyen zaten camiye gelmesin, toplantılara gelmesin. Sigara içen de öyle. Ne kadar kötü kokuyor sigara. Öyle toplantılara gelmesin. Evet. Şimdi bunlar gidermek için koku. Güzel koku. Buyur dediler. Sağ sağ, istemem deme. Al. Al diyor peygamberimiz. Sağ ol, teşekkür ederim dedin, vazgeç edersin diyor. Birbirinizle kaynaşmaya sebep olur. Reddetmeyin diyor böyle koku sunarlar size. Kokuyu reddetmeyin. Güzel kokuyu ikram ettikleri zaman hayır, sağ ol, teşekkür ederim demeyin. Alın, yine teşekkür edin. Ama alın. Birbirinize ısınmaya sebep olur. Vel leben. Adam süt almış, buyur demiş. Sağ ol. Deme, iç. Bir bardak süt çatlatacak mı seni? Adamın gönlünü al. Süt de reddolmaz. Bir daha söylüyoruz. Yastık, sandalye, koltuk, yer. Buyur dediler mi? Hayır deme. Otur. Güzel kokuyu ikram etmek istediler mi? İstemez deme. Al. Üç. Evet, süt ikram ettiler mi? İstemem deme, iç diyor güzel peygamberimiz. Bunlar reddolunmaz. Evet, bunlar reddolunmaz. İnsanların birbirine kaynaşmasına sebep olan güzel şeylerdir bunlar. Güzel şeylerdir. Birbirinizle ilişkilerinizde bunlara dikkat edin. Evet. Evet, güzel insanların başında tabii Muhammed Mustafa'nın hayrul vera, yaratıkların en hayırlısının adeti budur. Kokuyu, yastığı, sütü ikram etmeyin diyor. Ben etmiyorum, siz etmeyin diyor. Evet, evet. Tirmizi Abdullah bin Ömer'den
radıyallahu anhuma'dan bunu nakletmiş. Evet. Selasun men lem ye'ti bihinne yevmel kıyame. Üç şey vardır ki bunu dünyada yapmamışsa adam, kıyamet günü bunlarla gelmezse hesap zamanında, evet, dünyadayken bunlardan birisini yapmamışsa, fela şeye lehu, evet, evet, amalinin hiçbir kıymeti kalmaz. Bu üç şey kimde yoksa amalinin kıymeti kalmaz. Ameli ona fayda vermez. Evet. Hatta bir rivayette kenel kelbi hayramin, köpek ondan hayırlıdır ifadesi var. Şimdi sayacağımız üç şey bir kimsede yoksa köpek ondan hayırlıdır ifadesi var. Şimdi okuduğum hadiste böyle, kıyamet günü şu üç kişi, üç şey kimde yoksa kıyamet günü bunlara gelmemişse ameli ona fayda vermez. Ameli ona fayda vermez. Vâ'un tahcizuhu an maharimillah. Haramlardan korunmaya takva denir. Haram şüphesi olan şeylerden korunmaya vara denir. Bir kimsede vara yoksa ameller onu kurtarmaz. Evet. Bir hoca tamam diyor. Bir hoca asla diyor. Nedir bu? Şüphe var demektir. Peygamber ne diyor? İttakû mevâdığat tühem. Töhmet yerlerinden uzak durun diyor. Evet. İki kişi böyle ters söylemiş alim. O şüphelidir. Yapma onu. Ha, %100 haram zaten yapma. Ama bu diyor olabilir. Bu olmaz diyor. O da şüphelidir. Şüphelilerden de korun. Vara sahibi ol. Bir adam da vara sahibi olmazsa o adam sınırı çok geçer. İnsan çok dikkatli olamaz ki. İşte diyor bir koruluğun, bir ekin tarlasının, ekin, güzel ekin, bahçe var. Kenarında koyun gülüyor, çoban diyor Peygamberimiz. Bakarken bir ara daldırır, başka şey düşünür, koyun da var, girer hemen adamın ekinini yer, bağını bozar. An meselesidir. Ha düştü, ha düşecek. Aha, böyle tehlikeli yerdir şüpheli şeyler. Oradan uzak dur. Buna vara derler. Haram şüphesi olan şeylerden, kendisini Allah'ın haramından alıkoyan bir vara yoksa bir kimse de amelleri onu kurtarmaz. Fayda vermez. Ve hulukun yudari bihinnaz. İnsanlarla geçinirken alimi, zalimi, cahili, görgüsüzü, görgülüsü, adamın öyle güzel huyu var, hepsinle güzel geçiniyor. Güzel geçiniyor. Kızmıyor. Halim selim bir adam. Evet. İdare ediyor. İdare ediyor. Mudara sünnettir. İşte böyle güzel bir ahlak, insanlarla iyi geçindiren, iyi geçinmeye sebep olan bir güzel ahlak kimde yoksa amelleri onu kurtaramaz. Evet, mudara sünnettir. Muaşara imanın aslı köküdür. 2-3 ve hilmün yarıklı bir cehle sevi. Evet, yumuşak huyluluk, kızmamak. Evet, aşağıdan almak, hilm. Evet, Allah halimdir. Bir güzel, bir Allah'ın güzel isimleri var. Sayısını Allah biliyor. Ama Peygamberimiz diyor ki Allah'ın güzel isimlerinden her gün kim 99'unu sayarsa cennete girer diyor. 99 tane ismi var demek değil bu. Çok ismi var, sayısını kendi biliyor. Bize bildirilen Kur'an'da, sünnette olanlar 100'den fazla. Bunlardan 99'unu kim sayarsa her gün cennete girer. Kesin cennete girer. Bunlardan birisi de El-Halimu, hilim sahibidir. Puh! Hayvan! Affedersiniz. Olanları söylemek için arz edin. Deyyus, dürzü. Hiçbir şey adam. Hayrola, sağırla abi. Mümkün mü bu? Adam sana söylüyor. Adama güleceksin. Sağırla abi.
Mümkün mü? Zor bir iş. Bunu başardınız mı? Allah cennetine sokar. Allah sizi korur. Böyle bu yumuşak bu iş sizde yoksa amellerinizi bir anda alt üst edersiniz. Evet, ama alt üst edersiniz. Mesela biz olanları aktarıyoruz, kimse bize kızmayacak. Bir hanımı diyor, hanımla kocası diyor 30 sene gülüm balım geçinirler. O gülüm balım geçinirler. Bir gün diyor kocası hanımının istediğini getirmez eve, almaz. Ya alamaz, ya unutur, ya şu sebeple onun tembihlediği şeyi getirmez. Evet. Veya ona sert bir söz söyler. Aha, bu şeye karşı hanım, sen zaten 30 senedir bir şey görmedim, bir iyilik görmedim, hep zulmettin bana der. 30 senesini yakar kadın diyor, cehenneme gider. Şimdi erkeğe şey edelim, 40 seneli arkadaş, 30 seneli arkadaş. Evet, ne güzel işleri var birbirleriyle, güzel geçirmişler. Bir gün kaba teli atmış, sen zaten hiç iyilik görmedin, ben nankör filan. O bu söz hepsini yıkar. O bu söz hepsini yıkar. Barut gibi anında öfkelenen adam böyle yapar. Yok, öyle dese bile güler. Evet. O olgunluk ister. Şimdi Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Şimdi ben Hoca Efendi'nin camisinde müezzinim. Büyük saygım var. Adamın birisi geldi namazdan çıktıktan sonra, camiden çıktı, evine geçecek. 6-7 metrelik bir abdest alma yeri var. Ondan sonra evine geçecek. Adamın birisi geldi, hocam dedi, döndü böyle. Öyle ipe sapa gelmez laflar ediyor ki, hiç işe yaramaz laflar. Hem soruyor hem fırsat vermiyor onu cevap vermeye. Makbule gibi konuşuyor. Yarım saat konuştu. Ben talebeyim. Başladım ben sıkılmaya. Bir saat geçti, öfkelendim. Adamı döveceğim. Hem soruyor hem cevap beklemiyor. Hem de böyle ipe sapa gelmez laflar. 2,5 saat konuştu. 2,5 saat. Ben olsam %100 kafasına 2 tane çatlatırım herifin. İpe sapa gelmez laflar. 2,5 saat adama güldü böyle, tebessüm etti. Bu bir kemal işidir. Herkes yapamıyor bunu. İşte diyor, bu hilim sahibi olasınız. Bu hilim sahibi olmazsanız, işte bizim gibi hemen barut gibi fırça ağzınıza bir laf çıkar, nikahınızı yok edersiniz, arkadaşlığınızı yok edersiniz, 30 senelik iyiliğinizi yakarsınız. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Hilim sahibi olmazsanız amellerinizi kurtaramazsınız diyor. Hilim sahibi olun, kızmayın. Aniden öfkelenmeyin. Hilim sahibi olun. Şimdi her şeyi Allah yarattı. Her şeyi kadir olan Allah. Ama herifin kafası kızıyor. Allah'a da söylüyor, peygambere de söylüyor, şeriata söylüyor, ezana söylüyor. Heyheyleri gelmiş. Evet, kızınca hepsini yakıyor, kül ediyor. Halbuki kızmasa, aklını çalıştırsa, zaten inanan adam insanlığa sığmayacak davranışlar içine girmez. Akıl insanı böyle insan yapan şey. Onun için hilim, kızmamak çok önemli bir haslet. Güzel peygamberimiz onu söylüyor. Evet, bir evet şüpheli şeylerden uzak kalacak şekilde vara sahibi olacaksın. İki, evet, karşına gelen sefih, görgüsüz adam beş para yemeyecek laflar ediyor. İpe sapa gelmez şeyler gösteriyor. Buna rağmen tebessüm edeceksin, kızmayacaksın. Öfkünle kapılarak senden de öyle kötü kelimeler çıkmayacak. Böyle bir hilim sahibi olmazsan, cahilin, sefih kimsenin
davranışlarına karşı seni frenleyecek bir hilim sahibi olmazsan, insanların her türlü hareketlerine karşı onlarla hoş geçindirecek bir ahlak sahibi olmazsan, şüpheli şeylerden seni koruyacak bir vera sahibi olmazsan, amellerini kurtaramazsın. Hesap gününde elin boş olur. Unutma, böyle şüpheli şeylerden kaçın. Bu sende huy olsun. İnsanlarla iyi geçinecek, her durumda iyi geçinecek şekilde müdahara et insanları. Herkese göre ipleri koparmayacak şekilde iyi davran. Üç, hiç öfkelenmeyecek şekilde sefih, cahil kişilerin o çirkin davranışlarına, sözlerine rağmen öfkelenmeyecek şekilde hilim sahibi ol. İşte o zaman amellerin seni kurtarır. Evet, Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak vahyetmiş. Evet, şimdi Hazreti Ömer gazaplı ama hak Allah için gazaplı, öfkeli. Böyle bizim gibi sıradan şeylere öfkelenmiyor. Dine dair bir şey çiğnendi mi, yok edildi mi, gazaplı, hiç affetmiyor. Cezası veriyor. Ebu Bekir de işte bu halim selim bir adam. Ne yaptılar? Hiç kavga etmiyor, gülüyor. Evet. Hazreti Ömer demiş, sen demiş Nuh'a benziyorsun. Nuh Aleyhisselam haklı yahu. 950 sene peygamberlik yapmış. 950 sene bu putlara tapman demiş. Zenginlere, bu zayıfları sömürmen, zulmetmen, ezmen demiş. Onlar da insan, siz de insan. Çalıştırıyorsunuz işinizde, işinizi gösteriyorsunuz. Bir de onların hakkını yiyorsunuz, eziyorsunuz. Etmen, kılman. Puta, taşlara, ağaçlara tapmayın. 950 sene insanca yaşayın demiş. Bir tanesi teslim olmamış. Allah belanızı versin demiş o da. Kızmış. Ondan sonra biliyorsun tufan oldu yeryüzünde. Herkesi aldı götürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tüm peygamberlere yapılanlardan daha ağır şeyler yapıldı. Evet. Mesela Taif'e gitti. Evvela onları peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve Müslümanları Hızbi Ebi Talib'e, Şibi Ebi Talib'e, amcası Ebu Talib'in mahallesine, şimdiki Safa Tepesi'nin arkasındaki oymağa hapsettiler. Su vermediler, ekmek vermediler. Açlıktan kediler, köpekler öldü. Açlıktan. Bazı gavurlar, insan merhametli, gizlice su verdiler, ekmek ve böylece bir muhasara içinde o gene onların hiç aleyhinde konuşmadı, beddua etmedi. Bir fırsatını buldu, Taif'e gitti. Gene tebliğ görevini yapmak için. Taif 90 kilometre Mekke'ye. Evet. Yayla bir yer. Orada da dağ adamları var, komandolar var. Yani hani harpçı, savaşçı. Kafirlerin öyle şeyleri, adamları var. Onlara dedi ki işte putlara tapmayın, insan gibi çalışın filan. Evet, Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i taşlattılar. Halen o taşlatılan yerde Osmanlılar bir medrese yapmış, duruyor. Taif'e giderseniz uğrayın. Öyle taşladılar ki başında inen taşlar vücuduna, kanatlı vücudunu, ayakkabısının içine kan doldu. Biz olsak sağ olun deriz değil mi? İşte insanlık, peygamberlik. Hemen dağların meleği geldi. Dağda zaten Taif. Gök kayalar, kızıl kayalar, dağlar böyle. Dağların meleği. Ya Resulallah dedi. Sen bunlara insan olun. Yaradanınızı unutmayın. İnsanca yaşayın diyorsun. Bunlar şu haline bak. Seni ne hale getirdiler. Emret dedi şu dağları tepelerine yıkayım. Hayır dedi. Biz olsak hemen deriz.
Hayır dedi. Bunlar inanmasa çocukları inanır. Evet. Bunlar inanmasa çocukları inanır. Evet. Hiç ağzından Allah belanı versin çıkmadı. Evet, Allah bela versin çıkmadı. Evet, hilim sahibi olmak. Musa Aleyhisselam da kafası kızmış işte biliyorsunuz. Gazaplanmış. O da herkesin bir huyu var tabii. Onlar hak hakikat için de Efendimiz rahmeten lil alemin. Hiçbir durumda Allah kökünüzü kazısın demedi. Allah kökünüzü kazsın demedi. Bizim de önderimiz o. Ümmet-i Muhammed de onun yolundan gidecek. Basit şeylerden komşuyla arkadaş filan yıllarca konuşmamız bir meseleden kafamız atmış. Allah neler söylüyor? O değil, yolumuz o değil. Hilim sahibi olacağız. Evet, hocam gibi 2,5 saat adam neler söyledi? Ben orada çatlıyorum böyle. İş o güldü durdu. Hepimiz öyle olmalıya çalışmalıyız. Hilim sahibi olmalıyız. Aklımızı rehber edinmeli. Akıl giderse, öfkelenirse akıl gider. Yapacağımız kontrolsüz işlerden başımıza neler gelir? İnsanlığımız gider. İşte diyor Efendimiz, böyle sefih, değersiz, alçak, cahil, görgüsüz adamların davranışlarına bile kızmadan, hilimle, yumuşaklıkla muamele ederseniz Cenab-ı Hak size lütfeder, cennetine sokar, hem de bi gayri hisab. Ve edhalehumul cenne bi gayri hisab. Hesapsız. Herkes sıra bekliyor. Geç yiğidim, geç derler. Hadi yallah. Evet. Şimdi dünya ahiretin misali ya. 1970'lerde Avrupa'ya gittim ben. Oradan dönüşte, o zaman gümrük şimdi serbest ya, her şeyi alınıyor, götürülüyor. Dışarıdan hesapsız döviz getirsen suç. Bir eşya getirsen suç. Tabii biz memur adamız, dolaştık geldik. Niye alacağız ki? Geldik gümrük kapısına, Edirne'de şeyde, kapı kurede hemen baktılar. Güle güle hocam dediler. Arkamda da Almanya'da işçi arkadaşlar var. Beraber geldik. Ama minibüs dolu, eşyayla dolu. Adam Türkiye'de bulunmayan şeyleri doldurmuş gelmiş. Anasına, babasına, kardeşine hediye çek. Çek dediler kenara. Şimdi benim hep bunlar aklıma geliyor. Şimdi tertemiz bir hayat sürmüş. Tertemiz bir şeysi var adamın. Sorgucu melekler güle güle kardeş, yolun açık olsun cennete. Evet, hesapsız cennete, ötekine çek kenara. 200 saat tek tek indirdiler, saydırdılar. Dünya ahireti misali. Dünyadaki işlerini böyle yapacaksın işte arkadaş. Herkes uğraşıp dururken ki temiz çıksan bile saatlerce orada kalıyorsun yani. Öteki çoktan gitti, işini gördü cennetine. İşte dünya böyle. Bunları hesap etmeli. Bu Efendimizin güzel sözlerini kulağımıza küpe etmeli. Hayatımızı ona göre ayarlamalıyız. Evet, Büreyde Hazretlerinden evet hadis-i şerifi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin. Evet. Efendimiz yine buyuruyor. Selasün men lem yekün fihi ev vahide minhünne fela yahtedenne bi şeyin min amelihi. Evet. Bu yukarıda söylediğimizin bir başka mana şeyde, varyantta söylenen hadis-i şerif. Şu üç şey kimde bulunmazsa veyahut da ev vahide minhünne veya bir tanesi bulunmazsa evet yaptığı amellerine güvenmesin. O yaptığı şeyler bunlar alır götürür. Evet, nedir onlar? Men lem yekun fihi takva. Evet, takvan. Takva. Allah'ın haram ettiği şeylerden hayır. Evet, demesi lazım. Evet, hayır. Şimdi ne diyor adam?
Biz aktarıcıyız. Bize kızmak yok. Elçiye zeval olur mu? İnnemel hamru vel meysru vel ezlamu ritsü min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları şeytanın murdar işlerindendir. Sizi rezil eder, perişan eder. Dünyada da ahirette de böyle bir şeydir. Evet, sakın onları peşlerimi derhal vazgeçin. Diyor hocam ya, kimsenin malını yemiyor. Zenginim, hayrım hasenatım var. Kimseye zararım yok. Akşam bira kadeh alıyorum hocam ya. Neşemi buluyorum. Bunu dokunma ya diyor. Bunu söylüyor. Bunu da söyleyen Müslüman. Evet. Ama Allah da onu içmeyin diyor arkadaş. Kimisi sigaradan vazgeçmiyor. Evet, tekrar tekrar söylüyorum. Evet, şimdi maalesef birçok hocalar hala sigara içiyor. Sokakta gene görüyorum. İnadına sigara içiyor millet. Evet. Sigara şu anda haram. Daha evvel fıkıh kitaplarında mekruh demiş. Niye? Sigara yeni bir madde. Resulullah zamanında yok. Kesin haram diye bir ayet veya peygamberin sözü yok. Onun için haram diyemiyorlar. Sonradan çıkmış. İyi bir şey de değil. Kesin delil olmadıkça helal olan şeye, mubah olan şeye haram demek küfürdür. Kafirliktir. Onun için mekruh demiş. İyi değil ama haram demiyor. Kitaplarda böyle. Ama 1996'da ben Amerika'dayım. Amerika'da 4000 üniversite var. Hep bunu açıklıyorum. İslam'la ilgisi yok. Adamlar laboratuvarla uğraşan profesörler, ilim adamları. Sigaranın müthiş bir zehir olduğunu laboratuvar bulgularıyla görmüşler. Makaleler yazıyorlar. Clinton o zaman Amerikan başkanı sigarayı yasak et. Zehir bu, müthiş bir zehir bu. Yasak et, hiç öyle olmuyor. Seçimde sigara fabrikatörleri ona yardım etmiş. Onlara gebe bir şey demiyor. Ne yaptılar? 4000 üniversite var. 4000 üniversitenin bu adamları laboratuvarda çalışıp da sigaranın müthiş bir zehir olduğunu ispat eden, bulan adamlar uluslararası bir bilimsel bir sempozyum düzenlediler. Ben de oradayım. Herkes laboratuvarda bulduğu sigaranın zehir olduğunu ispat eden bulguları ortaya koydular. Ve sonuçta 4000 ilim adamı ittifakla sigaranın müthiş bir zehir olduğunu imzaladılar. Onun üzerine Amerika başkanı sigara fabrikalarını yıktırdı. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak diye kanun çıkardı. Şimdi sigara, Amerikan sigarası Çin'de yapılıyor, oradan satılıyor. Amerika'da yasak. Şimdi biz bunu söylüyoruz. Kitaplarda mekruh diyor. Sen onlardan daha mı alimsin? Hayır, estağfurullah. Biz onlardan, onlara bağlı saygımız sonsuz. Öyle bir iddiamız yok. O zaman sigaranın müthiş bir zehir olduğu bilmiyordu. Mekruh demiş. Ama şimdi kesin kes zehir, müthiş bir zehir. Devlet televizyonunu gösteriyor. Simsiyah akciğer sıkıyorsun, katran damlıyor. Benim de yeğenim kalp ameliyatı oldu. Doktor bizi içeri soktu. Kestiler burayı, ayırdılar. Akciğer pembe olur değil mi? Simsiyah. Halbuki ben onun sigara içtiğini görmedim hiç. Benden saklamış. Bu ne dedim? Sigara içmiş dedi. Simsiyah. O televizyonda gördüğünüz hani sıkıyor katrandan aynen doğru. Simsiyah. Evet. Zehir arkadaş. Şimdi soruyorum bütün dünyaya, İslam alimlerine. Hangi fıkıh kitabında zehir içmek mubahtır diyor? Gösterin bana. Hangi fıkıh kitabında zehir içmek helaldir, mubahtır diyor? Bir tane fıkıh kitabı gösterin. Gösteremezsiniz. Sigaranın zehir olduğu da kesin. Öylesi sigara haram. Bir. Şimdi diyor ki bana, vaaz ediyorum 50 senedir. Çok seviyor beni.
Onun sigarasını görmüyorum. Ben hiç görmedim. Bana saygısından benden saklıyormuş. Bir gün dedi ki hocam dedi bir sigaram var dedi. Elhamdülillah dedi. Fakirlere yardım ediyorum dedi. Zekatımı veriyorum dedi. Kur'an kursuna yardım ediyorum. Cami yaptırıyorum zengin adam. Bir sigaram var. Durup durup sen de ona yükleniyorsun dedi. Bana bakıyorsun dedi. Durmadan sigarayı çatıyorsun dedi. Halbuki hiç aklımda yok. O kendisi hani yarası olan kocunur ya. Ona konuştuğumu zannediyormuş. Hiç haberim yok. Bir bu sigaram var hocam ya. Dönüp dönüp bana çatıyorsun dedi. Estağfurullah. Güldüm tabii. Ben dedim sen sigara içtin bilmiyorum bile. Ama sigara böyle arkadaş. Böyle. Buna çatma diyor. Bakın bu kadar iyilik yapan adam haram yahu. Haramdan vazgeçemem demek çok kötü. İyiliklerin hepsini götürür. Tamam vazgeçeceğim de itiraz etme hiç olmazsa. Bunu çok adamlar söylüyor. Bir, iki, en çok zararı o odada sigara içenin odasında olanlara. Hanımı sigara içmiyor ona. Bebeleri var, çocuklar var, içmiyorlar onlara. O hanımın hakkını nasıl ödeyeceksin beyefendi? Ben kardeş olarak sana uyarıyorum. Kadının eline düştün mü vallahi kurtaramazsın kendini yakanı. Duman ederli adamı. Öbür tarafta baktı ki babuş pahalı. Bu sigara içti benim bu da zararı uğrattı da yakanı yapıştırdığı zaman buyurun. Kul hakkıdır. Kul hakkıdır hadi. Allah da karışmıyor kul hakkını ödemeden. Buyur kurtul hadi. O çocuk masum çocuğun hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl ödeyeceksiniz? Sigara içenler vazgeçin atın. İnadına bakıyorum nasıl hem de ezan okunurken içiyorlar. Diyor. Yavur olsa bir şey demem. Canı bilmem nesinden çıksın bana ne. Ama adı Hasan Hüseyin Müslüman benim kardeşim. Ezan okurken haram işlemek felaket bir şey. İmanımızın özü yahu ezan. Tilki bile tilki bile benim amcam görmüş tepede ezan okurken ayağını kaldırmış beklemiş öyle ezan bitinceye kadar. Bir hayvan kadar yok muyuz lan biz? Adına saygı duyuyor bakın ayağını yere indirmiyor. Çok gördüm bunu. Bir insanız ya biz. Sigara içiyor, kağıt oynuyor, tavla oynuyor. Hiç oralı olmuyor. Ondan sonra ben de Müslüman elhamdülillah. Müslüman ambargo mu koydunuz? Yok canım biz öyle bir şey bir hakkımız yok. Sana kardeşlik nasihatı yapıyoruz. Etme. Ezan okurken sigara içenler. Yiyeceğiniz dayağı Allah bilir. Kabrinizde rahat uyuyamazsınız. Mahşerde rezil olursunuz. Etmeyin, eylemeyin. Atın şu mereti. Evet efendim. Şimdi ne diyor işte burada? Ya bunlar yoksa diyor amelin sana fayda vermez. Birisi ne? Haramlardan sakınmak. Haramlardan sakınmıyorsan öbür amellerine güvenme diyor. Kurtaramazsın yakayı. Ben de sana onu söyleyeyim. Tercüme ediyorum. Etme güzel kardeşim. At şu sigarayı. Evet amellerinden kurtulan işe yaramaz. Birisi takva. Haramlardan öyle diyor. Tahcizü an maasillah. Allah'a isyan teşkil eden şeylerden seni alıkoyan bir takva. Allah korkusu. Sigara harammış içmeyeceğim. Şarap harammış içmeyeceğim. Kumar harammış oynamayacağım. Yalan söylemeyeceğim. Dedikodu yapmayacağım. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmayacağım. Deyiver. Yoksa amellerine güvenme yoksa. Seni amellerin kurtarmaz. İki, ev hulukun ya'işu bihi fin nasi. Evet, insanlar arasında güzel geçiniyorsun. Herkes Allah için adama sözümüz yok. O kadar komşuluk yaptık, o kadar yolculuk, arkadaşlık yaptık. Bir kötülüğünü görmedim. İyisi veya kötüsü. İnsanlar böyle söyleyecek gibi bir güzel ahlak. Bu olmadı mı amellerine güvenme. Üç, gene demin söylediğimiz şey. Hilmün yoruttu bir sefi. Alçak sefi, görgüsüz, göreneksiz, kaba saba adamların cahilliklerine, kabalıklarına karşı öfkelenmeyecek şekilde hilim sahibi olmak.
hep böyle tebessüm etmek, onlara göre aklını kullanmak, büyük hasletler bunlar. Bunlar insanı işte adam ediyor. Bunlar insanı evliya ediyor. Bunlar insanı Muhammed Mustafa ediyor. Onun hayubu hiç ağzından kötü bir laf çıkmamış. Allah belanı versin dese hemen gereğini yapıyor Allah dememiş. O kadar şeylere uğramasına rağmen evet biz de onun ümmetiyiz. Bunları kulağımıza küpe edip hilim sahibi olmalıyız. Kızmamalıyız. Haramlardan sakınmalıyız. İnsanlarla iyi geçinmeliyiz. Bu hadis-i şerifi de Peygamberimizden Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhüme, Peygamberimizin amcası Abbas, oğlu onun Abdullah, müfessirlerin piridir. Peygamberimiz ona dua etmiş. Allahümme allimhü tevil. Kur'an'ın manasını ona öğret demiş. Süper. En yüksek Kur'an'ın manası bilen adam olmuş. O duaymaz bir insan. Evet. Selasün men künne fihi fehüve münafık. Şu üç şey kimde varsa o münafıktır. Ne demek münafık? İçi başka, dışı başka demek. Münafığın lügat manası içi başka, dişi başka. İçi dışına uymayan adama münafık denir. Evet. Dışında inanmış gözüküyor, içi kafir, inanmıyor. Evet. Buna esas itikadı bu kafir. İçinde inanmıyor. Evet, biz böylelerini biliyoruz. Öyle ilim adamı da var, siyaset adamı da var. Bakıyorsun camide namaz kılıyor. Sonra gidiyor ötekilerine. Ya boş ver işte. İdare ediyoruz onları. Aslında ben sizdenim. Onlara böyle görünüyorum diyor. Karşılaşmışız. Vallahi şey diyoruz ya filan. İnanmadığı halde Müslümanları aldatmak için Müslüman gözüken kafir. Hakiki münafık bu. Hakiki münafık bu. Evet. Bir de mesela üç cuma mazeretsiz cumaya gitmeyen münafık olur diyor Peygamberimiz. Adam bir şeysinden gitmeyeceğim diye bir niyeti yok. Ama işi icabı, şu görevi icabı gidememiş. Amelen münafık. Mazereti var, hiç gidemiyorsa, mümkün değilse öğle namazı kılar bulunduğu yerde. Bu münafıklıktan kurtulur. Yok, temellik var. İnkar etmiyor. Amelen münafık. İtikaden münafık değil. İçi inanmıyor, dışı inanıyor gözüküyor. Bu kafir. İtikaden münafık. Evet, böyle üç şey kimde varsa bu o adam münafıktır. Bir, izâ haddese kezebe. Evet, konuştuğu zaman yalan söyler. Çok önemli. Cehennemde en aşağı çukurda olanlar münafıklar. Bir gavur var, o da cehennemde ama o üst katlarda. Ama münafık en aşağı katta. İkballattığı için herkesi. Ne kadar kötü. Yalan söylemek. Konuştuğu zaman yalan söyler. Münafıklığın alametinin birisi bu. Hiç yalan söyleme. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Efendim öyle söylüyor. Yalanla iman bir arada bulunmaz. Yalan söyleme. Söylemeyelim yani. Münafıklık alameti birisi bu. Evet. Vukua gelmemiş şey olmuş söylüyor. Yalan bu demek. Görmediği şeyi gördüm diyor. Hem de parayla. Adliye koridorlarında yalan şahitler hazır. Yalan şahitler olur. Evet. Hakim uzatmayalım ya. Senin şahidin. Baba Hakim Bey. Sigara avukat. Burada şahit var mı? Var var. Ne söyleyeceğim? Şunu söyleyecek. Al parayı. Ulan gördün mü sen? Bir de yemin ettiriyor hakim. Tövbe yarabbi. Evet. Parayla yalan şahitlik yapan sektör var yani. Adliye koridorlarında. Yani benim zamanımda var idi. Şimdi de var mı bilmiyorum. Öyle vardı. Ya parayla yalan söylenir mi be adam?
Yalanla iman bir adı bulunmaz. Münafıklık alametidir yalan. Ve izâ va'ade ahlefe. Vaad eder, vaadinden cayar. Yerine getirmez. Getiremeyeceksen yapamayacağım de. Vaad ettiysen yerine getir. Vaadinden caymak münafıklık alametidir diyor. Yerine getirmiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunları münafıklık alameti saymış. Evet, yalan konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman hulf eder, vaadinden cayar. Evet, ve ize tumine hane. Ha, burada vaat ettiği zaman cayar sözünü kasten cayar anlayacağız. Vaat etmiş, unutmuş. Unutmak affedilir. Kastı yok. Kastı yok. Yok. Yerine sözünden cayıyor. Yani. Bile bile cayıyor. Münafıklık alametidir. Yapmayacaksan ondan sonra namazı kılıyor. Ama link seni kurtarmaz arkadaş. Münafıklık alametidir. Evet. Daha çoğunu götürüyor bu gibi işler. Evet. Vaat etme. Yapamayacaksan vaatte bulunma. Evet. Üçüncüsü evet veize tumine hane. Kendisine emniyet ediyorsun, güveniyorsun. Öyle bir seni şey etmiş, kendine ısındırmış, inandırmış. Sen de bir şeyde ona itimat ediyor, güveniyorsun. Emanete hıyanet ediyor, hainlik ediyor. Bu üç haslet kimde varsa o haza münafıktır. Evet. Bir tanesi var, üçte bir münafıktır. İki tanesi var, üçte iki münafıktır. Üçü de var, tam münafıktır. Tam münafıktır. Evet. Bunlardan uzak durmalıyız. Uzak durmalıyız. Arz ettiğim gibi itikat konusunda kafir olur. İçi inanmıyor, dışı inanmıyor. Bu müminleri aldattığı için münafık. Ama ahirette kafir böyle çok var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da vardı. Akrabası hep Müslüman olmuş. Sağ solu bakıyor. Onların merhaba diyecek. Torunu var, oğlu var, kızı var. Şunda bunda. Mesela Abdullah ibn Selül onlardan birisi. Akrabası hep Müslüman olmuş. Oğlu bile samimi Müslüman olmuş. Bakmış ki geçinecek dünyada merhaba demeden insanlar akrabasınla, eşinle, dostunla merhaba demeye muhtaç. İnsan öyle yaratılmış. Üns o demek. İnsansız konuşmadan olmaz. Öyle onun için ben de Müslüman oldum demiş ama içi kafir. İnanmıyor. Bu haza münafık. Peygamberimiz zamanında böyle münafıklar varmış. Çevresinin baskısıyla inanmadığı halde gelip mescide duvara oturuyor. Kur'an-ı Kerim'de de kendim huşubun müsennede zengin adamlar, daha evvel işte kültürlü adamlar, toplumda saygın adamlar, Müslümanlar da garibanlar, fakir fukara, onlar iyi giyimli, ötekiler işte Müslümanlar iyi giyimli değil, gelirlermiş Mescid-i Nebevi'ye, duvara yaslanırlarmış, Müslümanlara garip fukara filan diye tepeden bakarlarmış. Biz çok aziz bir milletiz. İslam'da olan şeyleri hep atasözü yapmışız, deyim yapmışız. Kereste gibi adam dersin ya, işte kereste gibi adam Kur'an'da var. O münafıklar duvara dayanmış böyle kibirli korulu ve de besili, o şey kalaslar gibi ona benzetiyor Allah onları. Kereste, kendi huşumun müsende de kereste. Duvara dayanmış kalın kalaslar bunlar. İçinde iman yok ama çaresiz Müslüman gözüküyor. Öyle adamlar varmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlara hiç kimseye söylememiş. Ne demek bu? Biz zahire göre hükmederiz. Camiye gelen adama sen gavursun diyemeyiz. Peygamber biliyor. Peygamber olduğu için ama bu kafir inanmıyor. Sizden korkusundan camiye geliyor dememiş. Biliyor halbuki. Ha, biz de camiye gelen adama vay gavur vay diyemeyiz.
Evet, onu uyanık duracağız, aldanmayacağız. Ama ona kafir deme hakkımız yok. Nahnu nahkumu biz zahir, vallahu ya'lemu serair. Müslüman göreceğiz ama uyanık duracağız, aldanmayacağız. Evet. Huzeyfe peygamberimizin sırdaşı. Bu münafıkları ona söylermiş. Sırdaşı söylemiyor kimseye. Ömer'e biri söylemiyor. Ömer'e. Fakat Ömer akıllı adam. Münafık öldü mü? Huzeyfe gidiyor mu gitmiyor mu cenazeye ona bakarmış. Bir adam münafık öldü mü Huzeyfe'nin işi çıkarmış tarlada marlada oraya gidermiş. Hani tarlaya gittim de cenazeye katılamadım diye. Ömer de ona bakarmış. Gitmedim o da gitmezmiş. Huzeyfe peygamber söyledi ya. Evet. Onun zamanında da münafıklar vardı. Abdullah bin Selül de onlardan birisiydi. Evet. Bir harpte peygamberimizi zor durumda düşürmek istedi. Orada münafıklığını ortaya koydu. Allah Medine'ye dönünce dedi işte aziz olan zelil olanı ortadan kaldıracak dedi. Allah da dile getirdi onu. Şimdi oğlum Müslüman Abdullah Selül'ün samimi Müslüman. Oğluna bile ben inanmıyorum diyemiyor. Sabah akşam merhaba diyorlar. Ölmüş Abdullah Selül. Demiş ya Resulallah. Çok samimi Müslüman. Resulullah da çok seviyor. Babamın cenaze namazı siz kılın demiş. Sizden çok rica ediyorum ya Resulallah. Lütfen demiş kıldırıverin. Peygamberimiz de onun gönlü kırılmasın diye. Öyle diyorlar. Hayatta hiç birisi bir şeye talepte bulunduğu zaman Muhammed Mustafa hayır olmaz demedi. La demedi. Sadece ettehiyyat okurken eşhedü en la ilahe illa derken la dedi. Başka kim ne derse peki dedi. İnsanların gönlünü hep alırdı böyle. O münafık, münafık biliyor. Oğlunun ricasını gönlünü kırmamak için namazını kıldı. Ama ayet nazil oldu. La takum fihi ebeden la tusalli aleyh. Bir daha asla münafıkların cenaze namazı kılma Habibim. Allah'ın düşmanı onlar. İhtar aldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabii biz böyle bir özelliğimiz yok. Resul-i Ekrem biliyor. Biz camiye gelene kafir diyemeyiz. Adamın yanlışlarına karşı dikkatli olacağız. Mümin aldanmaz. Uyanık olur. Ama sen kafirsin de demeye hakkımız yok. Biz görünene göre, zahire göre hükmederiz. İmam-ı Azam Hazretleri de öyle söylüyor. Münafıklara karşı şimdi de çok var münafık. Ben de çok karşılaştım. İdare ediyoruz ya, boş şey ya işte falan diye. İki üçü bir araya geldiler mi? Öyle söylüyorlar. Bunlar ilim adamlarından da var, siyasetçilerinden de var. Biz hepsini gördük. Evet, münafıklar cehennemde en çukur yerde olacaklar. Biz onların zararlarından tedbir alacağız, korunacağız. Ama camiye geldiği için ona sen gavursun diyemeyeceğiz, diyemeyiz. Şu hasletler kimde varsa münafık olur. Kıvramızı küpe olacak, yalan söylemeyeceğiz, hıyanet etmeyeceğiz. Evet, vaat ettik mi vaadimizde duracağız. Aksi halde münafıklık hasleti, huyu bizde var. Evet, gâle racun ya Resulallah. Üç şey saydın ya Resulallah. Fein zehebet isnâni. Evet, üç şeyden birisi var adamda, ikisi yok. Ve bakiyet vahide. Bir tanesi var. Kâle. Fein aleyhi şubetun minen nifak. Mâ bakiye fîhî minhünne şey. Demin söylemiştim. Onu Efendimizin ifadesi. Bir tanesi varsa bir adamda, yalancıysa adam, konuşuyor yalan. Üçte bir münafık. Evet. Münafıklığın üçte biri onda var. İkisi duruyor. İşte iki münafık. Üç varsa tam münafık. Öyle diyor. Hangi haslet varsa onlardan, o kalan kadar münafıktır. Evladım demiş. Biz bunlardan zinhar sakınmalıyız. Böyle çaresiz kaldığımız zaman
kurtulacak yuvarlak kelime kullanmalıyız. Öyle bir durumdayız ki biliyoruz adamın işe yaramaz bir adam olduğunu, söyleyemiyoruz. Yuvarlak konuşacağız. Mesela ben Yahudi insan düşmanı değilim ama Kur'an bu. Yahudilere Allah Kur'an'da melun şerefsiz diyor. Öyle diyor. Duribet aleyhimiz zilletu vel meskene febâ'u bi gazabim minallah. Bir yerde bunu rastladığım için soruyorum. Taksiye bindim. Tanıdı bizi. Şey, hocam bir Ermeni komşum var. Allah razı olsun hocam. Öyle güzel insan. Bu gavurdan Allah razı olmaz. Bu Allah'ın gücüne gider. Gavurdan Allah razı olmaz. Kafir inanmıyor. Ne yapsa bak şu hasretler bunun ameline güvenmesin diyor. İnansa bile bize bile söylüyor. Adam zaten inanmamış. Ne kadar iyiliği olursa olsun dünyada senin gibi onunla böyle güzel komşuları olur, iyilik görür ama ahirette faydası yok. İnanç yok çünkü temel yok. Allah razı olsun hocam öyle güzel. Şimdi Yahudi'ye de çok güzel insan Yahu. İyi adam diyemezsiniz. Böyle bir durumda yuvarlak konuşun. Yuvarlak konuşun. Yani kendinizi yakalatmayın. O sözünüzü alırlar. Allah böyle dediği halde bu adama sen böyle söyledin diye hesap verirsiniz. Evet öyle. Efendimiz ne güzel bak. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Kıyamet ne zaman kopacak diyor. Halbuki Peygamberimiz kıyametin kopacağı zamanı biliyor. Çünkü Miraç'ta Kur'an'da ayet. Hiçbir şeyi ondan kıskanmadık. Sırrı saklamadık ayeti var. Biliyor ama söylemeye izin yok. Sadece ona mahsus. Cebrail Aleyhisselam da soruyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Bak kurtar. Onun için ben böyle söylüyorum size. Soran sorulandan daha bilgili değil. Yuvarlak bir kelime. Yalan da söylemiyor. Yok kısılmıyor da. Ha böyle durumda kaldı. Yahudi'yi aleyhinde konuşamıyorsunuz. Mesela bir iyilik yapmış. Ama Yahudi mübarek bir adam diyemezsiniz. Çünkü Kur'an'la çalışıyorsunuz. O şoförün dediği gibi Ermeni Allah razı olsun diyemezsiniz. Kafir ya, kafirden Allah razı olur mu? Tabii Kur'an'a göre konuşuyorum. İnsan insan ayrı o iş. İman yok. Ne kadar iyilik yaparsan yap dünyada faydası var. Ahirette yok. Şunu icat eden adam, şu işi icat eden adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediyse ne kadar iyiliği var bak görüyorsunuz. Adını dünyada meşhur etti Allah. Muazzam zengin oldu. Ahirette zırnık la halâka lehum. Zırnık faydası yok. Her şeyin başı iman. Ondan diyorum konuşurken basit şeylerden çok kaybederiz. Bileceksin. Ermeni Allah razı olsun denmez. Bir Müslüman Kur'an da böyle. Yahudi övülmez. Yuvarlak konuş. Konuşmak zorunda kaldın yuvarlak konuş. Efendimiz gibi. Evet böyle ufak tefek şeyler bizim amellerimize bak işte diyor. İman müminiz ama diyor şunları olmazsa kendi amellerine güvenmesin diyor. Güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendim promosyon soruyor da her yerde soruyorlar. Bir şeyin parada fazlalığın faiz olması için şu parayı veriyorum, şu kadar sonra alacağım ama şu kadar fazla alacağım diye şart koşmanız lazım. O zaman faiz olur. Şimdi bu promosyona da sizin bir dahiliniz yok. Devlet sana sormadan kesiyor, yatırıyor. Fetvasını veririm. Alabilirsiniz. Sizin şöyle bir dahiliniz yok çünkü. Evet, dahiliniz yok. Ama çok sevaptır alın da demiyorum. Öyle demiyorum. Şimdi fetva başkadır, takva başkadır. Hep anlatırım. İmam Birgibi Hazretleri'nin Kanuni Sultan Süleyman Ödemiş Birgi'de yatıyor İmam Birgibi. Medresede orada hoca çağırmış büyük alim. Trakya fethettiği Trakya'nın kadastrosunu çıkartmış ona.
tamam, padişah emretmiş, ülül emre itaat vacip, gelmiş. Nikola sürdüyse Trakya, bütün Balkanların şeysini çıkarmış. Ondan sonra vezirine sormuş, kaç para verdiniz? Kuruş almadı efendim demişler. Bu kadar zamandır kuruş almadı mı? Almadı efendim. Ekmek, su, kuru ekmek kendi şeyiyle görevini yaptı. Allah Allah demiş, bu da böyle, böyle adam var mı yahu? Bedava iş yapacak senelerce. Çok hoşuna gitmiş Kanuni'nin. Ondan sonra muhteşem bir ziyafet hazırlamış sarayda. Vezir, vüzera, ulema hepsi orada. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi de tefsiri var. O da orada yanında. Bu İmam Bilgevi Hazretleri'ni yanına oturtturmuş. Muhteşem bir sofra. Buyur Hoca Efendi demiş. Estağfurullah efendim demiş. Siz buyurun. Hoca Efendi demiş, bu sofra sizin için hazırlandı. Buyurun demiş. Kanunu ya bu. Şakası yok. Estağfurullah buyurun. Hoca Efendi buyur demiş, kızmış. Almış ekmeği, sıkmış eline. Kan damlamış. Kanunu da alim adam. Tuvalete gittiğim zaman bile demiş, aha şuna sordum. Ebu Suud Efendi büyük alim, müfessir. Buna sordum da gittim demiş. Ben hiç kendi kafamdan iş yapmadım. Ben size yenmez demiyorum efendim demiş. Ben yiyemem demiş. Evet, bir işin cevazı var, bir fetvası var. Bu promosyonda mesela Özal zamanında da maaşlardan kestirdiler, biriktirdiler, sonra da verdiler. Herkese ben alınabilir dedim. Bizim isteğimiz olmadan kestiler. Sonra da fazla fazla verdiler. Ama ben yemedim. Hademelere dağıtıverdim, bayram ettiler. Aynı, bunda da aynı şeyi söylüyorum. Promosyonu buradan yiyeceğinize verin, bir yerlere hayır edin. Ama yerseniz haram olur demem. Sizin iradeniz yok şimdi. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Mehman-ı kemdini yâdülâ. Müstakim üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber bizim. Elem neşrah leke sondur. On birer İhlas suresi besmele ile beraber bizim. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط
La ilahe illallah ve l'azizul hakim. Sadakallahul azim. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı kabul eyle. Dersimizi kabul eyle. Okuduğumuz süveri celileyi, ayatı Kur'an'ı kabul eyle. İndirilmiş Kur'an hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimiz salavat ve teslimatın erbaî paklerine, ehli beyt, ehli ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhim ecmain efendilerimizin erbaî kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşayih efendilerimizin ervahına, burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı ta ezelden beri bizlere hediye için, korumak için halen canlarını bezleden, sıkıntı giden şüheda ve kuzatın ve arkasından Fatiha okuyacak kimse kalmayıp garip müminlerin, ayrıca göçmüşlerimizin ervahına hediye edip vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve kabardar eyle. Makamlarını âli, derecelerini de yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasana tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya İlahel Alemin, güzel peygamberimizin nurlu sözlerini, sünnetlerini öğrenen, tatbik eden, başka mümin kardeşine de öğreten ve Efendimizin iki cihanda yüzünün ak çıksın buyurduğu güzel Müslümanlardan, nurlu Müslümanlardan olmayı bize nasip eyle. İmanımızı kamil, ahlakımızı güzel, rızkımızı helalinden bol, ömrümüzü hayırlısıyla uzun, akıbetimizi hayreyle, aziz vatanımızı ve tüm İslam ülkelerini arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden muhafaza eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfirüke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.